Evet, yeni ürünlerle çok acayip denemelerimize devam ediyoruz. Bu sefer daha fazla kopuk, daha yani kara, 4 karabaltadan biraz daha kopuk denebilir. Daha çok iş yapan bir kabiliyet, ürün, combo, şampiyon dizilimi falan filan hebele öbele ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Zaten koridor safhasında birazcık 6. seviyeye kadar özellikle karşımda Lucian Twitch tutuştur almış. Twitch mi geliyor acaba karşıma? He, orta koridor Twitch'e karşı ilk defa oynayacağım. Ben Lucian gelir diye düşünüyordum, ona göre böyle kendimi hazırlamıştım ama Twitch de olur yani. Twitch'e karşı oynayacağımızdan dolayı menzilli bir şampiyon. Birazcık geride 6. seviyeye kadar oynayacağız. O arada da ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Zaten şu an ekranda rün kabiliyet dizimini, yani rünleri görmüşsünüzdür. Abi olay şu. Bir saniye şu minyonu bir alalım hemen. Bunun E'si patlayınca acaba fiziksel mi vuruyor? Normal vuruyormuş zaten. Büyük halkanım da inmişti o arada. Yarıcana inerek başladık. Güzel. Güzel. Twitch de şey almış. Şu isabetteki 3 vuruşta şey yapan zımbırtıyı almış ki. Oraya bir gidelim. Orada belki bir çok güzel ilk kanı biz almış bulunuyoruz. Ona gitmem. Onu alamayız çünkü. Togi seni feedliğim, video çıksın ASDF. Zaten lane'i kazanacağız. Sıkıntı yok. Şimdi. Abi olay şu. Aldığımız pratik zeka kabiliyeti bize ne kazandırıyor? Dur lan, oydu değil mi? Aynen. Bir tane asist veya skor aldıktan sonra 5 saniye boyunca attığımız bütün yeteneklerin mana bedelleri anında geri dönüyor bize. Abi bu ne demek? Şu demek. Oluyor ki Kassadin'in ultisi yükleniyor biliyorsunuz. Nerflendikten sonra mana nerfi yedi Kassadin bir. Çok eskiden bir nerf. Biz ulti attıkça, art arda attıkça tabii belli bir süresi var, sıfırlanıyor. Biz ulti attıkça belli bir miktar mana bedeli 800'e kadar çıkıyor ve verdiği hasar ciddi manada çok yükseliyor. Bu da işte dediğim gibi 800 mana bedelinin hiçbirisini ödemeyip zırt pırt zırt pırt ulti attığımızda ciddi manada çok fazla hasar çıkartıyorsunuz takım savaşında. Bir de diğer bir kabiliyetimiz büyücülüktü sanırım, ya büyücülükte alınan bir kabiliyet, zaten ekranda gördünüz hepsini. Siz ulti attıkça bekleme süresini düşürüyor. Ötenin kasetinde bunu yüklemesi çok kolay. Ya yeter artık, yeter birader, yeter, ciğerim soldu, kaç vurdun ya. 16'ya 14. Ben minyonda nasıl öndeyim acaba bu koridorda? Çok şaşırtıcı. Şurayı totemledi. O çalıyı. Şuradan bir tane Q sallayacağım yaklaşırsa. İlk bu arada karşınızda hani Z falan olmadığı sürece her türlü Q full lane verdiğiniz hasar ciddi çok yüksek oluyor. Güzel abi, oradan birazcık hasar çıkmış oldu Twitch'e. Onu takip etme şansım şu anda yok çünkü. Ultinin bekleme süresini toplamda ekstradan %15 azaltıyorsunuz ve ultinin bekleme süresi 16. seviyede kaç oluyor size söyleyeyim mi? 1 saniye oluyor. 1 saniyede bir 800 mana yüklü ulti attığınızda takım savaşında böyle verdiğiniz hasar ne kadar oluyor biliyor musun? Bir 10 tane falan Malphite ultisi savaşın içerisine atmış gibi alan hasarı çıkarıyorsunuz. Bu bayağı yüksek, hani ciddi çok yüksek. Ay, o Q elinden niye çıkmadı o anda? Ping mi var? Ha, pingi var. O anda elinden Q'su çıkmadı çünkü, ay araba minyonu kötü kaçırdım ya. Twitch'e birazcık saldırmak istiyorum. Tamam. Güzel. Bariyerim biraz boşa gitti burada. Üzerime yürüyordu. Muhtemelen sıçra E patlatıp tutuştur bırakacaktı üzerime. O yapmadan ben yaptım agresifliğimi. Ya olur da ölecek gibi olursam diye bariyer bastım ama birazcık gereksiz bir bariyer kullanımıydı açıkçası bana sorarsanız. Şimdi şöyle ilk kanı, ilk kan değil de koridorda ilk kanı aldık. Güzel. Burada alabileceğimiz eşya seçenekleri birazcık fazla. İlk başta leap puanla başlayabilirsiniz. Ben bunu bu arada iki kere denedim. Bir tanesinde işte leap puanla, bir tanesinde asırlık sopayla başlayaraktan. Çünkü asırlık sopa aldığım oyunda daha gerideydik. Asırlık sopayla... Soflu bu arada bir agresif yapıyor. Q'su dönmedi. Q'su dönse aslında skoru bir alacak ama alamadı maalesef. Asırlık sopayla başladığınızda abi biraz daha yüksek canınız oluyor. Bundan dolaylı olarak hani... Anlık hasarı yüksek ya da çok aktif bir ormancı varsa karşıda, ona karşı yine işinize yarıyor. Ki Master Yi'den baskın yersem ben çok fazla hasar bir anda yiyebilirim. Direkt olarak ölmek istemiyorum. Ondan dolayı hayatta kalma adına bu sefer yine asırlık alacağım. Karakter hani bu rün dizilimiyle birlikte Kassadin. Zaten Kassadin late game'e odaklı bir şampiyon. Ciddi manada late game canavarı oluyor. Oyunun ileri safhasında karakter gerçek anlamda bir canavara dönüşüyor. O zamana kadar da yine bir zayıflık göstergesi yok 6'dan sonra. Hani biz 6'dan önce bile skor aldık şu an koridorda. Onun dışında yine iyi. Şurayı temizleyelim. Bu arada eğer videolar hoşunuza gidiyorsa ve kanala ve bana destek vermek isterseniz bir tane beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum gerçekten. Teşekkür ediyorum.
şimdiden verdiğiniz bütün destekler için. Şurada Twitch'in üzerine bir agresif yapabiliriz. Birazcık yaptık. Tamam, o kadar da şey değil. Çok zorlamaya gerek yok. Zaten burası ben de koridor olarak burayı alıyorum ben. Ya ilk Leap One çıkabilirdim. İlk şu an pırıltıyla da koridora gelebilirdim. Bu ne olurdu abi? Mastery'den bir baskın yesem direkt olarak ölürdüm. Sıçramda bariyerim de yok. Ultiyle adama agresif yaptığım bir anda Mastery'ye çıka gelse büyük sorunlar yaşarım. Mastery'yi buraya çekse aslında. Bunu da öldürebilir miyim ya? Öldürmek istiyorum. Ama... Güzel. Güzel. Oh. Nefesler tutuldu orada. Kalpler çarptı çarptı çarptı. Güzel abi. Şimdi şu minyonların hepsini de temizleyip bir geri dönüşümüzü yapalım. 1600 altın mı lazım bunun için? Evet ya. 1600 altın lazım. Şurada tavukları da kesip öyle geri döneceğim. Zaten tavukları kestiğim süre artı tavukların verdiği para bana şeyi doldurur gibi düşünüyorum. Ultim bir tane daha dönsün. Şuraya bir ulti daha atacağım. Tamam. Güzel abi. Mükemmel. Şu an 1600 altın. Asırlığımızı 7. dakikada bitirmiştiniz ki. 7. dakika çok iyi. 10. dakikadan öncesi çok iyi. 10. dakika normal. 10. dakikadan sonrası da geç olarak şey yapabilirsiniz. Moral sınırınızı o şekilde belirleyebilirsiniz. 10. dakikadan sonra asırlık alıyorsanız almaktan bir vazgeçebilirsiniz. Hani başka bir eşyaya devam edebilirsiniz orada. Size bunu da söyleyebilirim aynı ayrıca. Şu an %0 bekleme süresinde azalmayla ultimiz 5 saniye. Hani o aldığımız ekstra bedava ulti, kampanyalı ultiler var ya, orada bir tane atabiliyoruz şu anda yalnızca. Daha da iyi olabilir tabi bu işte. Şurada Twitch kardeşimiz. Gideceğim de uzağım ya. Ona gidene kadar şurada minyon keserim. Yine paramızı kasmış bulunuruz. İkinci olarak isterseniz isterseniz W fulleyin. Burada tekli hedefe verdiğiniz hasarı yükseltmek istiyorsanız W fulleyebilirsiniz. Alan hasarı ve yavaşlatma işte biraz daha çok atayım diyorsanız da E fulleyebilirsiniz. Ben burada W fulleyeceğim. Zaten Mastery slow yemiyor abi. Adamlardan hepsi herhangi birisine girdiğimizde tek atmak isteyeceğiz. Bunu öldürelim. Şimdi skill'lerimi bedava atıyorum. Diyeceğim de o arada Twitch zaten öldü. Güzel. O da olur abi. O da olur. Şu anda bir counter gank örneği görmüş bulunuyorsunuz. Çok iyi bir şey oldu. Şunu alalım. Yeni mahalleli geldi. Jedi'lardan ne diyor lan bu? Millete selam veriyor videoda. Şuraya gidelim. Bir pembe totem buraya bırakacağım. Bir de normal totem adamın kırmızısına bırakacağım. Bu orman, bu tarafta görüşümüz kule olsun. Aşağı kulede bir deneyeceğiz çünkü. Gelen gidenden haberimiz olsun. Bir de şurada. Güzel abi. Ay. Kötü bir sıçra örneği. Tamam. Ay. Sıçrasını aldık Lucian'ın. Benim attığım flash çok kötüydü bu arada. Şunu goallayabiliriz ha. Bariyerim var. Manam yetmiyor abi. Şu an ultim 800 mana yiyor. O yüzden ulti atamadım. Bariyer olmasa ölmüştüm. İyi ki bariyer almışım ya. Güzel. Ölmesin lan. Oo, kabiliyet OP. %15 can veriyor ya. Ne oluyor lan? Lan! Oğlum ya. Tam aşağı bakacaktım. Twitch çıkmış etraftan. Oradan girerse Twitch yalnız ölümüne gider lan, çok iyi. O Twitch'i öldürecekler bu arada. Jinon'u alır. Bir şey yok ya abi, adamın item yok üzerinde. Yalnız öldü ya. Kabiliyet ikinci defa hayatını kurtaracak mı? Kurtarmadı bu sefer. Şimdi abi birazcık bekleme süresini azalma, artık almaya başlayabiliriz. Leaf Boğan alacağım. Onun üzerine alabileceğim birkaç seçenek olacak. Zonya olabilir ya da ciddi hardcore bekleme süresi azalma istersem şey alabilirim. Morello alabilirim. Ama ben Leaf Boğan tercihimdir her türlü. Soslu kardeşimiz orada bir skor alıp üzerine ölmedi. Çok iyi. Çok iyi, şeyi dojladı orada. Mükemmel bir doj daha ve soft anam Zonya bastı. Sıçrası. Oğlum ya.
Togi muah der misin? Demiş mi bulundum lan istemeden? Galiba öyle oldu. Şurayı iterim. Twitch'i gördüğüm anda dalacağım diyecektim. Gördüm, dalacağım şimdi. Nesi var bu adamın? AMK almış. Biraz yüksek vurabilir. Yok, şu an değil abi. Şu an değil. Yeterince menzil şeyi yok. 73'e 64 minyon. Minyonda çok iyi durumdayım. Şuraya bir totem yerleştirelim. Mastery'yi gördük. Kırmızısını alacak o adam. Buraya totem yerleştirmediyse. Öldüm mü ya? Güzel, ölmedim. Ultisi yok Master'ın. Ama Twitch gidecek oraya ya. Hatta Twitch buradan bana da gelebilir. Ben takımın yanına gideceğim. Skor aldık, çok iyi. Şu an attığım bütün yetenekler beleş. Artık değil. O 5 saniye dediğim gibi. Hani çok OP değil. Çünkü o süre kısa bir süre. Ama çok zayıf da değil. Şuradan bir anda Twitch çıkabilir ama ulti yükünü beklemek istedim. Şimdi burayı itelim takımla birlikte. Kulede bir yapacağız. Dururlarsa. Tamam abi. Şu an attığım skiller bedava. Bir tane de E atayım, bir tane de Q atayım. Hepsini bedava atıyorum gördüğünüz gibi. Keyifli bir olay ya. Jin bu arada taradı o. Ben eğlenirken, kendi kendimi orada keyif alırken. Bizim eleman kimi öldürdü lan? Ornn'u öldürdü. Twitch kardeşimizden bir sofluya saplama var ki Twitch'i işaretleyip duruyor. Tamam, buradan uçalım. Uçamayacağım gibi duruyor. Evet, uçamadık. Master'ı da takip etmiş. Bu arada Nar kostümü çok güzel lan. 3 tane de skor verdik. Twitch ebediyi bitirmiştir muhtemelen şu anda. Bu karşıdaki adamların birazcık sıkıntısı da şu. Benim için sıkıntı olan durum. Evet. Tamam, E'sinin patlatmasını yemeyeceğim en azından. Giriyorum. Çok iyi. Belki ölmez kabiliyetle. Ama öldü gibi ya. Arap! Hadi lan! Vallahi yaşadı. Ucu ucuna yaşadı hem de. Bıdır bıdır yaşadı. Bıdır bıdır yaşadı. Çok iyi. Oraya ben girebilirim. Ornn ne yapıyor bilmiyorum. Ulti attı. Vuramadı beni. Nereye vurduğunu bilmiyorum ultisini. Şu an attığım ultiler bedava. Ama nar var orada. Girmeyi de çok istediğimi söyleyemem. Buraya pembe bırakayım. Manam yok, manam yok, manam yok. Var. Hadi lan. Güzel. Bir tane ultiyle yukarı çıkayım madem bedava şu anda. Bu arada siz bedava ulti atıyorsunuz ama orada yüklenmeye devam ediyor. Bedava bedava atıyorum. Sonra o özellik gittiğinde atacağım ulti 800 mana istiyor. O da biraz sorunsal. İyi hesaplamanız lazım yani. Birkaç ulti sonrasını, birkaç adım sonrasını düşünerek ultileri kullanmanız gerekiyor. O kadar kolay değil ama yapılamayacak bir şey de değil. Bu kuleyi alırız. Twitch'in çok yapabileceği bir şey yok. Can hatta sofla atlarsa ben de girerim. Takip ederim yani. Kule öldüğünde deneyim puanı geliyor muydu lan? Gelmiyormuş. Evet. Bugün bu videoda sizlerle kule kırdığımızda deneyim puanı almadığımızı öğrendik. Ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Seviye 11 olacaktım. Olmadı. Eğri geri geldi bana. Ben oluşuna girerim ki. Güzel. Şu an atacağım ultiler bedava. Hala bedava. Hala bedava. Artık bedava değil. Aman ya Rabbim. Manam yok. Manam yetmiyor maalesef. Abi ultiler bedava ama skill'i atabilirsem bedava. Skill'i atamadığım için o skill'i atsam mana bana geri dönecek ama o skill'i atamıyorsanız atamıyorsunuz. Şu an bunu fark ettim ben. İlk defa bu olay başıma geldi çünkü bu durumu ilk defa başıma geldi. Gerçekten de mantıklı, ona dikkat etmek lazım. Şu an keşfettim. Hani siz bir skill attığınızda mana geri geliyor. Evet. Ama o skill atamazsanız o anda pasifim vardı. Hani özellik çalışıyordu. Ama işte atamazsanız atamıyorsunuz.
Buna dikkat etmek lazım cidden ya. Bart bu arada yok, kesemedi abi. Kime gitti galiba? Lucian. Lucian'a kesmemiz lazım. Lucian şu anki hedefimiz. Tamam, görüşlerini direkt olarak parçaladım ki. Bu ne yapıyor? Güzel. Şu an ulti atmayacağım bedava diye. Çünkü yüklenecek. Boşa yüklenmesin, yük birikmesin ultide. Twitch burada mı? Değil. Şuraya devam edelim. Ezreal'la bu arada Kara Asat'la oynuyor şu anda. 3-1'e girdik. Soflu Ezreal ben. Kara Asat Ezreal'da videosunu yapacağım. Cidden çok güzel oluyor. Bayağı güzel oluyor. Hatta yani bugün aslında bu videoyu anca yetiştirebildim. Çünkü dün ve bugün sınavlarım vardı. Sınavlardan dolayı video 2 gündür geç geliyor. Bana atlayacak mı ya? Tamam. Slow'u yedi. Aman ya! Yarım HP, yarım HP. Orada hasar tamamlanabilseydi var ya. Hasar orada tamamlansaydı çok güzel olacaktı. Direkt olarak çıkacaktım orada. Kaçışa başlayacaktım. Çıkmadı. O yüzden şimdi şunu alacağım. Tam diyecektim ki birazcık para ihtiyacım var. O para ihtiyacım tamamlandı. Onun da ölmesi lazım ya. Ölür. Aynen. Güzel. Dün iki tane vizem vardı. Bugün bir tane. Sınava girdim, çıktım, eve geldim, videoya oturdum. İşte anca yetişiyor şu anda. Bugün saat şu an bakayım. Saat şu an 17.40. Aslında saat 7'ye yetişir gibi duruyor. Eğer yetişmezse sınavla alakalı. Hani şu andan sonrasında direkt olarak yetiştirmeye çalışacağım. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Birazcık saatler oynayabilir bu aralar. Sınav dönemi bittikten sonrasında tabii ki de öyle bir oynama olmayacak. Gayet düzenimizde çok güzel gidiyoruz. Ve hani yeniden güzel de bir yükseliş yakalamış durumdayız. Çok teşekkür ediyorum bunun için hepinize. Kanalın yükselişini önemseyen arkadaşlar da zaten takip ediyorlardır ve görüyorsunuzdur. Hepinize çok çok teşekkürler bu destekler için. Yeniden. Şunu alalım. Güzel jungle farkı diyor. Birazcık nar kardeşimiz çıldırmış olabilir. Bu arada winlerde 30 geliyor. Bir tane maç kaybettim ben. 10 puan gitti ondan da. Şu an MMR'ımız çok çok yüksek bir durumda. O kaybettiğim maçta herkes elmas, bir tane de Master League'de oyuncu vardı. Bayağı yüksek yani şu an. Şunu bastım. Geri çıkabilirsem buradan çok iyi. Şöyle atacağım. Flash attı onun bu arada ya. Abi adam flash'ını da kullandı. Bayağı bir kaynak harcadılar. Tutuştur. Lucian şifa basmamış ama Lucian sıçra attı sanırım. Emin değilim. Ondan asist alır mıyım? Yok tabii ki de almam. Bayağı önce vermiştim çünkü. Burada bir skor daha aldık. Yalnız Bart kardeşimiz biraz bozdu orayı. Güzel. O da Mega'ya dönüşmeden indirselerdi çok iyiydi. Ulti atacak şimdi. Güzel abi, mükemmel. Soflu'nun manasız olacak, mavi var üzerinde. Stunlasın ve 4'te 4 mü? 4'te 4 değil, süper. Mükemmel bir KS. Çok çok beğendim. Jinx'i takdir ediyorum burada. Beklersen gireriz 3 kişi. Ne? Kime diyor lan? Anlamadım. Şimdi 950 altınlık bir eksiğim var. Zonya bitireceğim. O zamana kadar 40 kronometre cebimde duracak. Cinde 4K para varmış. Güzel. Aferin abi. Abi şu an %30 bekleme süresi azalmayla ulti bekleme süremiz 2.3 saniye. 16. seviyede bu 1 saniyeye düşüyor. Ciddi ciddi çok iyi. Zaten işte kabiliyetten %15 ulti bekleme süresi azaltıyoruz. Bu arada bunun arkası boş değil aynen. Anında damladı üzerime adam. Şurada bir mastery var. Bunu yemlersem kesebiliriz. Güzel hasar. Buna saplayalım. Ben orada arada kalmak istemiyorum. Twitch beni kesiyor, ben Twitch'i kesiyorum ya. Twitch'le birbirimizi kestik orada yani şey. Görsel açıdan birbirimizi takip ettik.
Öldürebilirim sanırım bunu. Abi püh ya. Vallahi bak şu şanssızlık. İkisi de bir can. Soflu onların ikisini de alır mı? Gerçi Mastery'ye uçtu gitti, kaçtı galiba. Vallahi bak şu Mastery ile Çınar. Bir tanesini alsam diğerini çok rahat getireceğim. Tam şu adamı öldürürken Zonya bastı ya. Sen niye ayrıca Guardian Angel alacaksın da kırık kronometre alıyorsun? AP Zonya kasmaz. Guardian Angel alınıyor bir de kırık kronometreyle. Aa, bir de Gargoyle bu mu gelmiş? Wow, tamam. Tamam, şu an saygı duydum adamın tercihine. Güzel bir tercih. Gargoyle bunun geldiğini ben şu an öğrendim bu arada, bu sayede. Ne getiriyor bu? Yalnız Gargoyle'un kırık kronometrenin özel pasifiyle alakalı herhangi bir özelliği yok. Hani bu yeniden hayata getiriyor. Bu zaten aynı özel pasife devam ediyor. Biraz mantıksız olmuş açıkçası Gargoyle bunun verilmesi. Hani bir tank eşyasına koyalım da neye koyalım bilemedik demiş Rito. Hadi alınması bırakılan bir şey eşyaya koyalım da bari eşya satılmaya başlansın deyip Gargoyle eklemişler resmen. Benim pek hoşuma gitmedi. Güzel. Şuradan devam edebiliriz. Biz birazcık saldık gibi, hani üst üste çok şanssız pozisyon yaşadık. Skorumuz 12-3 falandı, 12-5 oldu. Hiç skor almadan birkaç kez öldüm galiba ya. Şu kuleyi vuracak mısın? Bana dayak attırtıyor, bana dayak yedirtiyor kuleden ya. Ben gidiyorum buradan. Şu an Bard bir agresiflik yapıyor. Girerse aynen Twitch çıkarsa diyecektim. Twitch çıktı ya. Girersek gireriz de. Güzel abi. Bariyeri kullanacağım. Bunun içinde durmak istiyorum. Güzel. O ultim döndü yine. Güzel. Buradan çıkacağız şimdi. Bak atıyorum ulti, 800 mana geri geliyor. Görüyor musunuz? Bir daha attım, bir daha geri geldi. 1600 mana bedava kullandım. Bu olayı yapabiliyoruz ya. O nerenin kefareti? Hayatımda o kadar canferek kefaret görünce. Kayseri'nin kefareti kardeşim. Bizden al. Bir de bizimkinden ye. Şuraya görüş açalım. Üzerindeki zinit boşu boşuna duruyor. Kabiliyette ekstra can verme falan geliyor. Allah belanı vermesin, orada mı bekledin diyor. Kime diyor bilmiyorum ama kendisi çok farklı bir şey yapmadı geçen et. Adamla savaşıyorum, son anda arkamdan geliyor vuruyor. Sotecilik ayıp yani birader. Yar şurayı. Lan sal iki tane minyon sal ya. Ya şu skor tamamlansa ayıp mı olur? Ayıp mı olur yani o kadar? Onu, o kapıyı açmayaydın lan. Yükün şey şunun sıfırlanmasını bekliyorum. Ulti atmayacağım o zaman kadar ama saldırırım yine. Twitch geldi. Şuradan uçalım hızlıca. Güzel. Şimdi geri. Gerçi geri girmeme gerek kalmadı. Şunu da atayım da boşa gitmesin. Bedavadan da oluyor zaten. Güzel. Lush'un ne yapıyor? Lush'un burada. Şu an ultim 800 mana yiyecek. Yalnızca bir tane atabilirim. Çok iyi kullanmam lazım. Tamam. Güzel abi. Çok kullanabilsem manası geri gelecek mesela. Ama kullanamadığım için manasını da geri alamıyorum. Atamayınca. Tamamdır. 3200 paramız var. Bu parayı değerlendirelim. Bir geri dönelim. Zaten oyunu bitirebilecek durumda değiliz şu anda. Bir işimize yaramayacak burada durmamız. Zaman kaybı. Burada şapkaya gideceğim bir sonraki eşya olaraktan. Hatta muhtemelen oyun biteceği için. Burada şunu satıp bir tane de infilak DNA alıyorum. Ekstradan yetenek gücü olsun diye yani tek amacım. Çokluğu kestiler gibi ya. Ona kanka ona Q'yla zıplayamıyorsun Jax'te. Bunu da acı bir şekilde öğrenmiş oldu Soflu. Yalnız skor alıyor mu oradan Soflu? Sokak lambasını lambur lambur indirdi ve bir tane skor çıkardı oradan. Başarılı. Adamların mavisinde biri var mı? Yok. Ben o maviyi istiyorum.
seviyede ne durumdayız? Seviyelik pek bir şey kalmadı oyunda ama. Yapış birader buna. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Güzel bir KS geliyor. Ulti atmadım orada bilerek ki yüklenmesin boşu boşuna diye. Oh! Çok iyi. Aslında flash ile onu çalardım da. Gel. Tamam. Şimdi geri gireceğim oraya. Aman. Tamam, hazır bedava atıyorken bol bol atayım dedim ya. Artık burada oyunu sonlandıracak aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Güzel maçtı gerçekten. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Hani benim çok hoşuma gitti bu kasadındaki olay. Burayı bitirelim ki yoksa... Tamam, haydi eyvallah. Cici Belfet diyoruz. Bir de oyun sonu ekrana bakalım ve videonun sonuna doğru gidelim. Burada ben Soflu kardeşim o son skoru çok güzel erkek gibi aldığı için ona GG veriyorum. S falan minyonum çok azdı. S almamış olabilirim. A artı almışım aynen. Minyonum çok azdı çünkü 126 minyon baya berbat bir değer. Ki Soflu 148 yapmış. Soflu sana sesleniyorum Soflu. Jax oynuyorum birader. Nasıl minyon kesemedin? Hadi ben kaseden oynuyorum hadi. Çok güzel puan geldi bu arada yine 30 puan. Bir önceki zaferimde aldığım şekilde. İki tane daha zafer aldığımız takdirde yeniden serilerdeyiz ve çiftlik atlatmaya devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası plat 5'ten 3'e. Çünkü bu puan bunun göstergesidir yani cidden bunun göstergesidir. Sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoya bir tane beğen atarak çok büyük destekte bulunabilirsiniz. Ve bütün videolarda haberdar olmak için kanala abone olup zili açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle çılgın, garip grup şeyleriniz varsa dereceli denemeye devam edeceğim. Aşağıda yorumlarda öneri olarak da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.